Evet sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Zorlu süreçlerden geçtiniz. Pandemiyle ilk siz boğuştunuz. Derken 9. sınıf geldi. Artık liseliyiz ve çalışmalarımızı bir şekilde devam ettiriyoruz. Geçmişe dönüp biraz bakacak olursak LGS temposu bizim için biraz yorucuydu biliyorsunuz. Her şey çok güzel başlamıştı. Bir süre öyle devam etti. Bu aşamada çalışmalarını çok güzel devam ettiren arkadaşlar oldu. Bazı arkadaşlarımız da ya evet galiba şimdi çalışamadım ama önümüzdeki günlerde daha iyi çalışmalar yapacağım. Bu konuda kendime söz veriyorum dedi. Ancak bir baktınız ikinci dönem itibariyle bırakın yalnızca LGS'ye hazırlanan arkadaşları, tüm ülke hatta tüm dünya bu salgın denen hastalıkla mücadele etmek durumunda kaldı. Herkes çeşitli alanlarda mücadelelerini sürdürürken sizler de tabii ki öncelikli olarak sorumluluğunuz iyi bir öğrenci olmaktı. Sınava hazırlanan bir öğrenci olmaktı ve bu yüzden sizlerce hızlıca bir pozisyon değişikliği yaratarak LGS çalışmalarına daha çok uzaktan devam ettiniz ve bu çalışmaları sınav gününe kadar sürdürdünüz. Bu süreçte her şey iyi gidiyorken yine iyi gitmeye devam eden arkadaşlarımız olduğu gibi maalesef türlü zorluklarla karşılaştığından istediklerini elde edemeyen arkadaşlarımız da oldu. Ve şimdi herkes eşit bir konumda 9. sınıfta artık 10. sınıfa geçmek için hazırlıklarını devam ettiriyor. Hangi okullarda olursanız olun işte 9. sınıftan itibaren Türkiye'nin neredeyse çok çeşitli okullarından 9. sınıfa geçmiş olan arkadaşların artık ortak bir özelliği var ve bunu videolarımıza yapılan yorumlarda çok sık bir şekilde görüyoruz artık. Hocam son aylarda çalışasım hiç gelmiyor. 9. sınıf öğrencisi olduğumu neredeyse unuttum diyen arkadaşlar var. Önceki yıllarda söylediğiniz gibi tekrar ifade etmekte fayda var. Hangi liseleri kazandığınız önemli değil. Şu an çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz? İşte önemli olan bu. Evet okuduğunuz okul iyi bir üniversite yolculuğunda çok önemli. Ancak şu an çalışıp çalışmadığınız her şeyden önemli. Maalesef gördüğümüz yorumlarda birçok arkadaşımızın içinde bulunduğu problem durumu, birkaç aydır düzenli ders çalışamadığı ve bunu içinden gelmediği için yapmak istememesi durumu işte bizi bu videoya etti. Sevgili arkadaşlar, sizler zaten geçtiğimiz yıllardan itibaren çeşitli zorluklarla mücadele ettiniz. Yalnızca salgın hastalıktan bahsetmiyorum. Türlü problemler, içinden çıkamadığımız çok çeşitli durumlarla mücadele ettik ve günler geride kaldı. Bizler sadece mücadele ettiklerimizle kaldık. Sevgili arkadaşlar, 12. sınıfın sonuna kadar YKS yolculuğunuzda belki aynı şeylerle tekrar karşılaşacaksınız. Duracaksınız. Motivasyonunuz düşecek, engellerle karşılaşacaksınız, belki düşeceksiniz. İşte sizler düştüğünüz zaman kalkmayı bilir, düştüğünüz şeylere karşı meydan okumaya karar verirseniz gelecek sizin için çok daha keyifli olur. Şu an eğer çalışmıyorsanız zarardasınız demektir. Günlük tekrarlarınızı yapmıyorsanız zarardasınız demektir. Çünkü maalesef birçok arkadaş geçen yıl şu cümleyi çok net bir şekilde kurdu ve sizler de bunu fazlaca duydunuz. Ben bu yıl çok çalıştım ve önümüzdeki yıl rahat bir yıl geçireceğim. 9. sınıfta bu tempomdan çok daha uzak olacağım cümleleri kuruldu. İşte şimdi tam da içinde bulunduğumuz bu zaman diliminde çok önemli bir kısmınız geçen yıl kurduğunuz bu cümleleri unuttunuz. Sanki şu an bu problemi yaşıyormuş gibi hissettiniz. Ancak bunu zaten geçtiğimiz yıl kendinize bir şekilde söylediniz. Ve önümüzde çok uzunmuş gibi görünen ancak uzun olmayan bir vakit var. Neden mi böyle söylüyorum? 12. sınıfa geçtiğiniz zaman söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki arkadaş ben zaten daha dün 9. sınıfa başlamıştım. Nasıl oldu da vakit bu kadar hızlı geçti? Ve ben sanki hiçbir şey yapmamış gibiyim hissiyatını taşımamak için işte şimdi doğru bir zamanlamayla, etkili bir programlamayla, belki çok az çalışarak ama mutlaka çalışarak çalışmalarınızı sürdürmelisiniz. Şu an içinizden gelmemesi, belki çevrenizin de derslerine şu anda çalışmıyor olması sizin çalışmayacağınız anlamına gelmez. Eğer hala bu konuyla ilgili bir isteğiniz, bir arzunuz yoksa muhtemelen bir hayaliniz, bir hedefiniz yok demektir ve bu hepsinden daha acı. Şimdi oturacağız. Biz kimiz, biz neyiz ve biz nereye gitmek istiyoruz bunu çok iyi düşüneceğiz. Sonra bir karar vereceğiz. Yıllar sonra olmak istediğimiz yeri göreceğiz. Yıllar sonra olmak istediğimiz yeri gözler önüne getireceğiz. Ve buraya gitmek için çok hızlı koşmaya şimdiden hiç gerek yok. Ama koşmaya tabii ki gerek var. Bu yüzden artık yerimizden kalkmalı, yürümeye başlamalı, tempoyu arttırmalı ve vakti geldiğinde koşmayı bilmeliyiz. Ve sizler şunu asla unutmayın. O belirlediğiniz hayalleri ve hedefleri belirleyen başka arkadaşlar da var. Ve zamanı geldiğinde o arkadaşlarla birlikte bu yarışın içerisinde olacaksınız. Şu an durmayı göze aldığınızda, hayal kırıklığına uğradığınızda, canınızın istemediğinde bu arkadaşların sizlerin önüne geçtiğini bilin. Ve bu yüzden farkına varın ki koşu çoktan başladı. Umuyorum ki bu videoyla birçok öğrencimiz harekete geçmeye karar verecek
hayallerini ve hedeflerini belirleyip çalışmalarına şimdiden başlayacak. Bizler önümüzdeki süreçte sizlerin daha iyi olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ve sizler hiç vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.